السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. Selamlıyorum size değerli arkadaşlar. Usulü Kafi'nin demeli ilmin ilmiyle çıkar saklayan bölümüne girmeden önce ilmi kullanma bölümü vardı. Orada bir hadis kalmıştı. Çok önemli hadis olduğuna göre onu size azizlere bir daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi İmam Bağır aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu ve dikkat etmenizi rica ediyorum bu hadiste. Çünkü bu hadis oldukça çok önemli bir hadistir. Buyuruyor, اِذَا سَمِعْتُمُ الْعِلْمَا فَاسْتَمِعُوهُ فَاسْتَعْمِلُوهُ. Yani ilmi dinlediğiniz ve aldığınız zaman İmam Bağır aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki derhal amel etmeye bakın. O ilme amel edin, amel etmeye koşun. İçin وَلِتَتَّسِعْ قُلُوبُكُمْ çünkü kalplerinizin kapasitesi artsın. فَاِنَّ الْعِلْمَا اِذَا اِلْمَا اِذَا كَسُرَ فِي قَلْبِ رَجُلٍ لَا يَحْتَمِلُهُ قَدَرَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ. Ne demeydi benim azizlerim? Diyor ki, bir insan, niçin bu kadar insanlara ilme amel etmeye tavsiye olunmuş ve bizlere buyurulup ki muhakkak ilminize amel edeceksiniz. Bir şeyi öğrendiğiniz zaman muhakkak onu amel etmeye koşacaksınız. Niçin? Hiç bu arada düşündük mü? Diyor ki İmam Bağır aleyhissalatü vesselam, eğer bir insan öğrene, hep öğrene ama onları amel etmeye, o zaman onun tutumu, kapasitesi azalır. Yani ilmi kapasitesinden çok oluyor. Böyle olduğu zaman işte bir adamın kalbinin kapasitesi onun aldığı ilimden az olarsa o zaman şeytan ona musallat oluyor. Şeytan işte böylelerine musallat oluyor. Düzdür, Allah-u Teala buyuruyor ki şeytanın keydi, mekri zayıftır ve burada da gelecek. Ama öyle insanlara belli musallat olabiliyor. Çünkü Allah-u Teala bizlerden söz almıştır ki öğrendikçe onlara amel edeceksiniz. Şeytan sonra buyurur ki Allah-u Teala, İmam Bağır aleyhissalatü vesselam buyurur ki فَاِذَا خَاسَمَكُمُ الشَّيْطَانِ. Hazret buyurur, şeytan size düşmanlık da ederse o zaman ne yapın? فَقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تَعْرِفُونَ. Bildiğiniz, size açıklanmış olan şeyler var ya, onlarla şeytana karşılık verin. Ne de onlar diye ravi soruyor. Sonra buyurur ki Hazret فَاِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ زَعِيفًا. Hakikaten şeytanın tuzağı zayıftır. Bu zaman ravi diyor ki peki o bilmemiz gereken ya da o bildiğimiz ki vardı ya مَنْ لَذِي نَعْرِفُهُ, o bildiğimiz şeyle şeytana karşılık verecektik de o nedir? Hazret buyurdu خَاسَمُوهُ بِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ قُدْرَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ. Allah-u Teala'nın kudretinden size açıkladığı bazı lütfler var. Her bir insan onu biliyor. Her bir insana özel olarak vardır. Onunla mübarize yapalım. İnsanlarla Allah-u Teala'nın arasında ne kadar yol var? Diyor ki Hazret, insanların sayı kadar. Her bir şahsın bir özel yolu var, bir de genel yolu var. Genel yollar kitaplarda yazılır.
Ama özel yolları her bir şahıs kendisi bilir. Orada başkasının girmesi, yatakta başkası bilmiyor onu. Özel olarak onunla Allah'ı arasındadır. İşte bir insan kifayet kadar yaşadığı zaman ona bazı şeyler açıklanıyor. O bazı şeyleri bilir kendisiyle Allah arasında. İşte o Allah'ın ona olan lütfudur. O lütfleriyle onlarla işte mübarize yapacak. Tamam mı? Herkese bir şey Allah Teala Erhemer Rahim'indir. Rahmet edenlerin rahimlisidir. Allahu Teala o insana bir şeyler açıklayıp onunla mübarize yapacak. Ama burada en önemli şey buydu ki benim azlerim kapasiteni genişlendirmek lazımdır. Kalbin kapasitesi genişlenmelidir. Ben çok düşünürdüm, niçin bir insanlar ki talebe olmadan, ilim talebesi olmadan önce çok takvalıydılar, çok iyiler idi. Onlar kendi ülkelerinde olan zaman hep ihlasla insanların işlerini koşardılar, insanların işleriyle ilgili ve onları emir ve maruf nehyesi mükar ederdiler. Hiçbir karşılık güdmeksizin. Sadece Allahu Teala'nın Ehl-i Beyt'in insanın rızayetini elde etmek uğrunda görerdik. Ama Huzi'ye geldikten sonra bir müddetten sonra hep görüyor ki genel olarak %90 artık değişiyor. Artık dünyaya seçilmek gibi bir şeyler olur. Nasıl olur da böyle? İşte bir cevap da şuradadır. Kalplerin kapasitesinden çok oluyor öğrendiği ilimler. Çünkü gece ve gündüz onlar ilim öğrenirler. Kum şehrinde ilim her yandan geliyor. Nezef şehrinde her yandan. Nereye gidirse, hereme gidirse ilim orada var. Yani medresede, okuduğu kitaplarda, düşüncelerde her yerden ilim akıyor. İnsanlarla söhbette. O mühit ilim mühitidir. Tamam mı? Şimdi ama kapasite yok, kapasite az. O zaman işte şeytan musallat oluyor. Ve onlar çekilirler dünyaya maalesef. Bu hadise inşallah amel edelim. Yani ne az bir şey de öğrensek onu o dakika onu amel etmeye koşalım ki kapasitemiz genişlensin inşallah. Sonraki bölüm benim əzlərim ilmiyle çıkar saxlayan, onunla kibirlenen, böbürlenen insanlar barisinde, alimler barisindedir. Ravi diyor, Emir el-Mumnin aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu duydum ki, Hazret buyurur, Peygamber Eşrem şöyle buyurardı. Menhuman la yeşbe'an. İki ac vardır. O acılar hiçbir zaman doymazlar. Talibu dünya ve talibu ilm. Birisi dünya talebinde bulunandı. Dünyanı isteyendi. Birisi de ilmi isteyendi. Femen iktesere mine dünya ala ma ahallallahu leh selime. Hazret buyuruyor, bir kez eğer Allahu Teala'nın dünyadan ona verdiği, halal olarak verdiği, halalların içinde yani haramlar dışında olan her bir şey halaldı insanlar. Elbette bazıları mekruhtu, bazıları ise efendime söylüyorum müstehabdi vesaire. Ama yani halal çerçeve sonuçta halaldı. Onunla insan günah cehenneme gitmiyor. İşte halal meselesine eğer o miqdarla kifayetlense, o miqdarla kifayetlense eğer, o zaman ne olacak? Sağlam kalacak. O salim olacak. وَمَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ. Ama gelse dünyadan onun halal olmayan işlere de girişse, o zaman helak olacak. اِلَّا اَنْ يَتُوبَ اَوْ يُرَاجِعَ. Ama eğer tövbe ederse o başka ya da bu işten kaydarsa, dönerse artık bunu yapmazsa o başka. وَمَنْ اَخَزَ الْعِلْمَ مِنْ اَهْلِ. İlim konusundaki dedi ya, ikinci az insan ise ilime doymayan insandır. O insan da eğer ilmini ehlinden alırsa, yani amel eden, kendi ilmine amel eden alimlerden alırsa, ve emile bir ilmi ve öz ilmine de amel ederse, o da nicat tapacak. وَمَنْ اَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَهِيَّ حَزْدُ. Ama bir kez ilmi öğrenip de sadece ondan dünyanı gəstələse, ahireti gəstələməsə, əlinə gələn şey ilə o olacaq. İstədiyi oldu. Artıq ahirətdə onun heç bir həlsi və payı yoxdur. Və
Bəs mənim əzizlərim, belə buyurdu Həzrət ki, iki ac var, biri dünyanın acıdır, biri də ilmin acıdır. Bunlardan ola bilər bir insan dünyaya ac olsun, amma əgər halal qisməti ilə çalışarsa, əgər halallar istəyərsə dünyadan, o sağlam qalır. Haramlara girişən insan həlak olur ki, tövbə edənlər başqa. Elm öyrənənlərdən də, əgər bir insan elm öyrənib ona əməl etsə, o elmini əməlsə və onu yaysa, o nicat tapacaqdır. Amma yox əgər elmi öyrənir ki, onunla dünyanı qəsd edir, bu zaman ya da elminə əməl etmiyor, o zaman onun aldığı, bu ilimdən aldığı sadəcə elə o miqdardır. Başqa bir şey yox. Sonra mənim əzizlərim, başqa bir hədisdə var ki, İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdan Həzrət buyuruyor, Mən əradəl hədisə limənfəəti dünya ləm yəkun ləhu fil əxirəti nasibu. Buna bənzərdir. Yəni, bir kəs əgər bizim hədisləri öyrənir, amma dünya çıxarı, dünya mənfəəti üçün bu hədisləri öyrənirsə, onun ahirətdən heç bir payı nəsibi olmaz. Və mən əradə bihi xeyrəl ahirə, amma əgər bu hədisləri öyrənir ki, ahirət hayrını bulmaq istiyorsa, ətahullahu xeyrəd dünya vəl ahirə. Allahu Teala ona dünyanın da xeyrini verir, ahirətin də xeyrini verir. Bəs ağıllı insan nə yapar? İlmi öyrənər ki, və bu hədisləri öyrənər ki, ahirətinə görə, əgər ahirət üçün eləsə, dünyanı da əldə edəcək. Amma yox, əgər dünyanı əldə etmək istəyərsə, o zaman ahirətdən payı olmayacaqdır. Akıllı insan da, əl-mü'minu təyyiz, mü'min zəki olar. Zəki insan ikisini də əldə etmək istəyəndir. Ki, həm dünyada, həm ahirətdə gözəlinə nail olmaq istəyəndir. Rabbənə, atina fil dünya hasənə, və fil ahirəti hasənə, və qina azabən nər deyən şəxslərdir. Zəki, nasıl əldə edəlim həm dünya xeyrini və həm ahirət xeyrini? İşdə ahirəti qəst edəcəyiz. Allahın rızayətini qəst edəcəyiz. Bu hədisləri oxumaqdan axıra. O zaman dünya da təbən gələcək. Digər bir hədisdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalam şöylə buyurdu ki, Mən əradəl hədisə li mənfəəti dünya ləm yəkun ləhu fil ahirəti nəsib. Aynı başqa bir mənbədən gəlmiş, diyor ki, əgər kim dünya çıxar üçün hədis öyrənmək istərsə, ahirət xayrından yana heç bir payı olmayacaqdır. Digər bir hədisdə var ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalam şöylə rivayət elədi. Əgər bir insanı gördünüz, bir alimi ki, dünyanı istiyor, İzə rəəytumul alimə muhibbən li dünyahu, gördünüz bir alim de dünyaya məftundur, dünyanı seviyor. Fəttəhimuhu alə dinikum. Dininiz açısından onu ittiham edin, onu qüsurlu görün. Niçin? Fə innə kullə muhibbin li şeyin yəxutumə əhəbbə. İnsanda fıtratan böylədir. Sevdiyi bir şeyi kuşatar, sevdiyi bir şeyi qucaqlar, qorur. Tamam mı? Dünyanı qoruyor. Deməli, bu ahirəti üçün çalışmıyor. Ahirəti bunun üçün önəmli deyildir. O zaman bu insanın yanına getməyəcəksin. Sonra buyurur ki, Əvxallahu ilə Davud əleyhissalam. Allahu Teala Həzrəti Davuda şöylə buyurdu, Lə təcəl beyni və beynəkə alimən məftunən biddünyə və yəsuddəkə ən fariqi məhəbbəti. Kəndinlə benim aramda dünyaya məftun olan bir alimi qərar vermə. Niçin? Mənim məhəbbətim yolundan səni alıqoya bilir. Fə innə əv ulaikə quttaud tariqi ibadiyəl muridin. Onlar kimlərdir? O alimlər ki, dünyaya məftun olublar ya. Onlar benim, beni istəyən kullarımın yolunda duran yol kəsənlərdir. Tamam mı? Yollarını kəsən insanlardır. İnnə ədnəmə ənə saniun bihim ən ənzə halavətə münacəti ən qulubihim. Yəni, ən küçücük bir şey ki, ben onlara yapacağım, biliyor musun nədir? Həzrəti Davuda söylüyor Allahu Teala. Onlara verəcəyim ən küçük ceza biliyor musun nədir? Budur ki, kendi münacatımın şirinliyini bana yakarmaları var ya, onların kayıplarında duyduları o hazzı, şirinliyi
onların kalbinden kazacağım. Kazıp çıkaracağım. Artık benimle konuşmadan haz almayacaklar. Lezzet almayacaklar. Allah korusun. Dünyaya meftun olan insan Allah'a meftun olamaz. O yüzden öyle insanın kalbinden Allahu Teala muhabbetini kazıyor. Diğer bir hadiste var ki İmam Cafer Sadık Aleyhissalatu Vesselam'dan ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. El-fugaha'u umena'ur rusul. Fakihler, alimler, peygamberlerin emin kıldığı kişilerdi. Ma'lem yedhulu fi'd-dunya. Ama ne zamana kadar? O zamana kimi ki dünyaya girmeden önce. Deyle ya Resulallah. Deyildi ey Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyh. Ve ma duhuluhum fi'd-dunya. Peki dünyaya girmeleri nasıl oluyor? Kale ittiba'u sultan. Cair sultanlar var ya, zalim sultanlara tabi olmakla. Fe izâ fe'alû zâlike fehzerûhum alâ dînikum. Eğer öyle olursa, yani sultanlara uyarlarsa, tabi olarlarsa, dininiz açısından o zaman onları sakıncalı kimseler olarak bilin. Diğer bir hadiste var benim ezlerim ki, İmam Bakır aleyhissalatu vesselamlandı. Hazret buyuruyor, ben talebel ilme li yubahiye bihi el ulema av yumariye bihi sufaha av yasrifa bihi vucuhen nasi ileyhi fel yetebevve'u meg'adahu minen nâr inner riâsete la tesluhu illa li ehliha. Şimdi bir kez eğer ilmi öğrenir de, ilmi niçin öğrenir? Ki alimler karşısında üstünlüğü saxlasın, böbürlensin. Mesela onların karşısında tekebbür yapsın. Onlara kendini göstersin, böyle diyelim. O yumariya bihisu ya da səfihler, yani ahmak insanlarla, akılsız insanlarla gelip tartışsınlar. Tamam mı? Ve onlara üstünlüğü saxlasınlar. Ya inci yasrifa bihi vucuhen nasi ileyhi. Ya da şimdi insanların öyle bir şey yapsınlar ki bu ilimle insanların ilgisini çeksinler kendilerine. Böyle olursa şimdiden onlar cehennemdeki yerlerini şimdiden hazır bilsinler. Hazırlasınlar. Çünkü riyaset, büyüklük, liderlik yalnız ehli olanlara yakışır. Bu ise ehli değildir. Ve sonra bir başka bir bölüm gelir. O bölüm ki alimin aleyhinde olan kanıt, delil. Ve onun işi çok zordur. Alimin işi çok zordur benim ezberim. Ve nasıldı? İşte buyurur ki, efendime söyleyeyim, Hazret şöyle buyurdu. Ya has, yuğfaru lil cahili seb'une zemben gable en yuğfara lil alemi zembun vahid. Şimdi alimin bir tek günahı bağışlanıncaya kadar cahilin 70 günahını Allah-u Teala bağışlar. Böyle işi zordu. Ama sevabı da çoktu eğer ilmine amel etseydi. İmam Cafer Sadık aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Hadiste var. Meryem oğlu İsa ala nebine ve alihi ve aleyhisselam şöyle buyurdu. Veylun lil ulema issu. Vay olsun, vay haline o kötü alimlerin haline. Keyfe teladda aleyhim onlar. Cehennem ateşi nasıl da olan yüzlerini yakacak ve yalayacak. Allah korusun. Sonra başka bir hadiste var ki İmam Cafer Sadık aleyhissalatu vesselam buyurdular. Can buraya dalınca, buraya gelip yetişince, dayanınca ve mübarek parmağıyla diyor ki ravi, buranı işare etti. İzâ belâgatin nefsu hâhuna. Bir buraya çattıkta ve eşâra biyedihi ilâ halqi. Ve mübarek parmağıyla buranı işare etti. Lem yekun lil âlimi tevbatun. Alime, bilen insanın artık tövbesi yoktur. Peki niçin buraya kadardı biliyor musunuz? Allahu Teala
insana fırsat sunur. Yani önce ayaklar soyuyor, biliyorsunuzdur. Allahu Teala her bir şeyin hayırlısını, dünyadan gitmenin de en hayırlısını afiyetini bize nasip etsin inşallah. Yani bu dünyadan imanlı surette gidelim Allah'ın. Dünyada da güzel yaşayalım, Allah'ın itaatinde, ibadetinde olalım, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın itaatinde olalım ve onlar bize şefaat etsinler ve bu korkulu anlarda yanımızda olsunlar bizimle inşallah. Bizlere yardım etsinler. Buyurur ki, bəli, önce ayaktan başlayın. Niçin? Allahu Teala onlara fırsat sunur, benim əzizlərim. Bu kadar, bizim zamanımız artık bitmək üzrədir. Bəli, inşallah sonraki söhbətlərdə buna işarə edərik. Və sallallahu alə seyyidinə Muhammedin və alihi seyyidinə tahirin və lə'nətullahi alə ə'daihim əcma'in min el-âne ilâ qiyâmi yevmi. Mm-hmm.